Bizim elimizde geçen gün roket deneyinden kalma böyle oyuncak bir araba var. Japon pazarından alınmış. Peki ben buna gerekli malzemeleri takarsam mesafesi çok uzak bir uzaktan kumandalı araç yapabilir miyim? Yaspe bunu dener. Görecek bakalım. Öncelikle arabamızın tekerlerini sökerek işleme başlıyoruz arkadaşlar. Buraya motorlarımızı monte edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Fakat şu mesafe uzun. Bu mesafeyi benim buradan bir şekilde kesmem lazım. Lastiklerimizi bu şekilde çıkardık arkadaşlar. Şimdi bizim böyle tekerleklerimiz var. Bu motorlar bu tekerleklere girecek. Bu motoru da şuralara monte etmemiz gerekiyor ki tekerler buraya gelip aracı döndürsün. Sıradaki işlem motorun bağlantılarını yapacağız arkadaşlar. Şimdi Uğur lehim işlemlerini yapıyor. O lehim işlemlerini yaparken de bizim şöyle anakartımız var. Bu anakartı buraya ben de monte işlemlerini yapacağım o arada. Vakit kaybı olmasın diye. Şöyle de bir motorumuz var arkadaşlar. Motor dedimmişim ya. Motor driver'ımız var. Motor sürücüsü. Şimdi bunu nereye takmamız lazım? Şimdi Uğur'un verdiği fikirle şöyle bir alıcımız var arkadaşlar. Bu alıcıyı şuradan tepeden çıkaracağız inşallah yapabilirsek. Şimdi bu alıcıdan gelen pinler buradaki anakartımıza girmesi lazım. Evet arkadaşlar, sistemimizin sonuna geldik. Şimdi bir test yapmamız lazım. Uğur şey yapalım, baterileri, lipo bataryayı bir tak bakalım. Çalıştırıyorum. Çalıştır. Evet, gördüğünüz gibi şu an güç geliyor fakat sadece ileri geri gücü geliyor. Şimdi biz bunu programlayacağız arkadaşlar. Yani anakartı programlamamız gerek. Şimdi buradan bilgisayara lastiklerini takıp bilgisayara taşıyalım. Şu an aracımızın sonuna geldik. Şimdi programlama işlemine geçiyoruz. Bilgisayarda komutları, yani kumandadan komutları rahat verebilmemiz için programlama yapmamız lazım. Hemen aracı bilgisayara bağlıyoruz. Evet, şimdi bilgisayardan hemen programlama işlemlerini, çok basit bir işlem zaten. Program kodları hazır. Şuradan sadece bağlantı talimatlarını vereceğiz. Yükle diyoruz. Şu an burada anakarta programlamamız yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Şu an yüklendi. Evet, şimdi test aşamasına geçiyoruz. Bilgisayardan sökelim. Bağlantısını yaptık. Bataryamızı tutturmadık. Şimdi bir deneme yapalım. Eğer çalışırsa dışarıda daha uzun yollu denemesini yapacağız. Kumandamızı çalıştırıyoruz. Çok hızlı gidiyor. Bunun speed ayarını düşürsek nasıl yapsak? Evet arkadaşlar, bataryayı... Aha! Ne oldu? Lehim mi attı? Lastiği çıktı. Halıdan da olabilir ha. Yok, hayır, komut vermiyor buradan. Programlamayı mı yanlış yaptık? Ha, bu sefer dönün tekerlek çıktı. Evet arkadaşlar, uzaktan kumandalı icadımızın sonuna geldik. Şimdi test aşaması için, yani menzilin ne kadar geniş olduğunu görebilmek için böyle açık bir alana geldik. Burası basketbol sahası. Burada deneyeceğiz. Arkasına da şöyle bir tane GoPro taktık. Giderken de kayıt alsın diye ekstradan. Şöyle Uğur göster. Ofisteyken yaptığımızda bir problem oldu. Sadece ileri geri gidiyordu. Şimdi sağ sol işini de biraz hallettik. Tek sıkıntımız lastikler bu araca tam oturmuyor. O yüzden biraz problem yaşayabiliriz belki dönüşlerde ama bakalım, deneyeceğiz. Evet, kumandamızı aktif ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten sürüşümüze başlıyoruz arkadaşlar. Sen onunla beraber git Uğur.
Ne yapıyorsun lan? Görüyor musun? Bak gösteriyorum. Biraz daha gidiyor. Git git. Elon Musk bin mübarek. Daha nereden çekiyor ya? Bu ne Anur? Dağıldım. Ne kadar gittin? 500 metre gittin mi? Fazladır ya 500'den. Orası fazla mı 500'den? Ya, demek ki gerçekten 2,5 kilometre uzaklaşsam çekecek. Tabii tabii. Evet arkadaşlar, şu an 500 metreye kadar çekim alanını test edebildik. Fakat benim yani daha fazla açılıp görebileceğim bir alan yok. Yani demek ki 1-2 kilometreye kadar çekebilirmiş. Bunun daha büyüklerini yapacağız. Bu projeyi bitirdik ya, bunun daha büyükleri gelecek. İzlemeye devam edin. Görüşürüz. Ne kadar mutlu oldum ya. Yasin Musk.